Evet, tekrar merhaba, hoş geldiniz. Liseleri tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada, evet sırada Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni anlatacağız. Müdürü anlatacak, müdürü Sedat Işık yayına katılacak ve hem benim hem de sizlerin sorularını yanıtlamış olacak. Biliyorsunuz LGS sürecinde okulları sizlerle buluşturarak merak ettiğiniz soruları birinci ağızdan duyun, cevaplayın. O yüzden de bu yayınları yapıyoruz. Müdürleri de ağırlıyoruz. Onlar da sağ olsunlar, kırmıyorlar, geliyorlar. Hem benim hem de sizlerin merak ettiği soruları yanıtlamış oluyorlar. Evet, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Işık bu kez bizlerle birlikte olacak. Bakalım okulun diplomasının özelliği nedir? Hazırlık sınıfı açılmıştı geçen sene, neler oldu? Onların hepsini dinleyeceğiz Sedat Bey'den. Evet, bekliyoruz ama bir daha bakalım acaba bağlantıda mı? Evet, ben istek göndereyim. Ben istek göndereyim, gönderdim yani. Sedat Bey duyuyorsa, o isteği kabul ederse yayınımızı almış olacağız kendisine. Geçen senenin hazırlık sınıfı açılan liselerinden bir tanesi. Bu sene de hazırlık sınıfı açılacak, o Anadolu liseleri var. Yetiştirebilirsem tümünü alacağım onların da. Evet, katılamıyor diye bir mesaj geldi. Bir daha deneyelim bakalım. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ne. Evet, müdürü bizlerle birlikte olacak Sedat Işık. Heh, oldu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Pelin Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çalışıyoruz, okuldayız. Planlama yapıyoruz. Evet. Bugün karneler de verildi zaten. Evet, bugün dijital karnelerimizi verdik. Evet, görüntüde bir sorun yok. Evet, dijital karnemizi verdik. 2 Temmuz'a kadar derslerimiz planlandığı gibi devam edecek. Asıl basılı karnelerimizi de bakanımızın söylediği gibi 2 Temmuz'da isteyen velilerimize vereceğiz. Törenimizi 2 Temmuz'da yapacağız. Peki. Şimdi ben dedim ki siz bağlanana kadar, geçen sene dedim hazırlık sınıfı açılan sayılı Anadolu liselerinden bir tanesi Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ydi dedim. Acaba dedim geçen yıl hazırlık sınıfı açılması okula olan ilgiyi nasıl etkiledi? Evet, Pelin Hanım, öncelikle değerli velilerimizi, sevgili öğrencilerimi saygıyla selamlıyorum. Bugün programımıza katıldılar, şeref verdiler. Geçmiş olsun diliyorum. İnşallah gönüllerindeki liseye yerleşirler. Geçen yıl hazırlıklı okul olduk. Sizle röportajımız güzel geçmişti. İlk öğrencilerimize, evet. 170 tane öğrencimize kavuştuk. Kesinlikle hazırlıklı okul olmamız olumlu etkiledi. İngilizce eğitimin yoğun bir müfredatı ile verilmesi başarılı olan okulumuza ilgiyi daha da artırdı. Yüzdelik dilimimizin öne çekilmesini sağladı. Bunda çok büyük bir etkisi oldu. Ayrıca okul kültürü oturmuş olan bir yapıdayız. Hazırlıklı öğrencilerin bizim de aslında online'da olmasına rağmen daha çok kulüp etkinlikleri, faaliyetlerle öğrencileri daha da yakından tanıma, onların yetenekleri, aslında sınava hazırlanırken kaybettikleri o sosyal yapılarını bizimle kavuşarak Sabancı ailesine daha da hızlı bağlanmalarını sağladı. Olumlu etkiledi. Bunun enerjisini öğretmenlerimiz, idaremiz, rehberlik serfimiz hissetti. Peki bir kere daha tekrarlayabilir miyiz? Son giren öğrencinin puanı ve yüzdelik dilimi neydi diye. Biz 0.7'lik dilimle öğrenci aldık. Tabii puan biliyorsunuz etkili değil. Geçen sene ne söyleyeyim, 467.30'du en son giren öğrencimiz. Yani bir sene önce 480'di, ondan önce 490'dı. Ama velilerimiz tercih yaparken, siz de programda sık sık hatırlatıyorsunuz, yüzdelik dilimle tercih yapsınlar. Biz 0.7 ile öğrencimizi, en son öğrencimizi almış olduk. Nakillerde ne oldu hocam? Hemen söyleyeyim. İlk merkezi yerleştirmenin ardından 4 ya da 5 tane öğrencimiz bazı özel nedenlerle başka okullara gittiler.
Ama bu bizi olumlu etkiledi. Gelen öğrencilerin puanı daha da yükseldi. Başarımızı o noktada daha da arttırdı ve kontenjanımız tam doldu. Peki hazırlık zorunlu mu diye soracağım, yoksa yeterlik sınavıyla öğrenci atlıyor mu Hemen hazırlık? söyleyeyim. Geçen yıl 9. sınıfımız olmadığı için Yoktu, zorunlu. evet. Yani onu söylemiştik. Aha. Ancak bu yıl biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yönetmeliğine göre öğrencimizin az yerel bir sınavla muafiyet hakkı var. Biliyorsunuz onun da şartı, velilerimizi hatırlatalım. İngilizce ve Türkçeden 100 üzerinden 70 alması lazım. Öyle bir şart var. Ancak yani bu şartı tuttuğu zaman İngilizce hazırlık sınıfını atlayabiliyor. Ancak biliyorsunuz biz artık bir dünya okulu olduk. Şimdi Öğrencilerimizin, ona evet, gelecektik, evet. bizim Yani. için öğrencilerimizin İngilizce seviyesi, dildeki yetileri çok önemli. Biz TOEFL sınavıyla öğrencimizi alıyoruz, seviyeler yapıyoruz, onların dil yeteneğini geliştiriyoruz. Ve IB isteyenler için daha da rahat bir ortam, daha rahat dil yetilerini geliştirerek daha da iyi bir ortamda dil öğrenimlerini almalarını istiyoruz. Bu nedenle aslında velilerimizle buraya geldiklerinde görüştüğümüzde hazırlık sınıfını okumaları onlar için bir avantaj. Gidecekleri üniversitede de büyük bir avantaj. Bu nedenle haklı olmasına rağmen biz hazırlık sınıfını okuyarak dil yeteneklerini geliştirmelerini ve o şekilde 9. sınıfa geçmelerini istiyoruz. Tabii ki bu öğrencimizin hakkıdır. Başvuru yaptığında bunu da değerlendirebiliriz. Neyse, IB'den bahsettiniz. Haberini yaptık ama isterseniz IB ile ilgili gelişmeyi siz anlatın lütfen. IB okulu Hemen olduğunuz. söyleyeyim. Sizinle röportaj yaptığımızda da IB aday okuluyuz demiştik. Evet. Tanıtım filmimizde de öyleydi. Ama Mart sonunda artık belgemiz geldi. Biz IB okulu olduk. 14 aylık bir sürede bu süreci tamamlayan Türkiye'deki başvuran okullar arasında çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamladık. İlk öğrencilerimizin seçme sınavını, mülakatını yaptık. 10 gün önce de bunu web sayfamızdan ilan ettik. İnşallah Eylül ayında ilk öğrencilerimizle iki sınıf tıp ve mühendislik alanında öğrencilerimizle eğitim yapacağız. Okulumuzda normal eğitimle birlikte IB eğitimi de devam edecek. İsterseniz velilerimizi aydınlatmak adına IB nasıl bir süreçtir, IB Lütfen. diploması nedir, onunla birkaç cümleyle Tabii anlatabiliriz. tabii buyurun lütfen. IB öğrencileri uluslararası geçerli olan bir diploma ile mezun olurlar. IB diplomasına giriş yapan öğrenciler. IB diploması dünya çapında pek çok üniversiteye giriş yolunu kolaylaştıran bir süreçtir. Bu nedenle IB mezunları Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avrupa'nın birçok ülkesi, Avustralya gibi üniversitelere girerken ayrıcalık kazanmaktadırlar. Ayrıca Türkiye'deki birçok köklü üniversite ve vakıf üniversitesi IB öğrencilerine özel indirimler, burslar sağlamaktadır. Biliyorsunuz biz Sabancı Üniversitesi ile protokolü olan bir üniversiteyiz. Girişimlerde bulunduk. IB öğrencileriyle ilgili Sabancı Üniversitesi de belli bir diploma, IB diploma puanıyla mezun olanlara ayrıca özellikli indirimler ve kolaylıklar sağlayacaktır. Özellikle IB neden önemli? Bu programa sahip olduğunda konuları daha genişlemesine öğrenen, evrensel bakabilen, karşılaştırma yapan, özellikle kendi dilini, kültürünü çok iyi tanımakla birlikte uluslararası bakış açısını da kazanan bir diploma programıdır. Öğrencinin tüm gelişiminin fiziksel, zihinsel, ruhsal açıdan değerlendirmesini yani burada IB geliştiren bir süreçtir. Mesela diploma programından mezun oldu. Özellikle üniversiteye hazırlık ve üniversite eğitimi boyunca tüm öğrencileri başarıya hazırlamak için tasarlanmış eşsiz bir program. Tabii bunu
Anlatmakla birçok özelliği var. Anlatmakla bitmez. Ivy tabii bizim okulumuzun başarısına, akademik bakışına, kültürüne değer katan ayrı bir bakış açısı oldu. Türkiye'de Anadolu liseleri arasında üçüncü devlet okulu olma özelliğini de sağladık. Okulumuza gelen öğrencilerimiz hazırlık sınıfından itibaren özellikle bu imkanları tanıtarak onlara da ayrı imkanı sunacağız. Bir de buradan bir müjde de vermek isterim. Şimdi biz uluslararası bir diploma programının hak kazandıktan sonra yeni gelen öğrencilerimize bunun altyapısını hazırlamak adına Ivy diploma programının yanı sıra yine uluslararası bir program olan Cambridge diploma programını da başvurularını yaparak hak kazanacağız. Çok yakın bir zamanda onun da hakkını aldıktan sonra ne işe yarayacak? Hazırlık sınıfı ikinci dönem ve dokuzuncu sınıfta bu Cambridge diploması ile ilgili başvurusunu yapan ve işte bu programı düşünen öğrencilerin dil yetisini, akademik yetisini geliştirerek IB'ye bir hazırlık yapacağız. Dokuzuncu sınıfın sonunda da 10 ve 11'de IB okumak isteyen, IB programında okumak isteyenler iki diplomayla Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş olacak. Peki diyelim ki IB programına katılmadı öğrenci. Onun için de dil yeterlik sertifikası gibi bir belge verilecek mi? Şöyle biliyorsunuz bizim okulumuz 27. dönemini, mezuniyet dönemini geçiren bir okul. Kurum kültürü oturmuş, Sabancı Vakfı'nın, Sabancı Üniversitesi'nin desteklediği, buradan mezun olanın birçok imkanla mezun olduğu kurumsal yapısı oturmuş bir okuluz. Bu noktada biraz sonra değineceğiz. Buradan mezun olan öğrenciler birçok imkana sahip olacak. Yani Sabancı Üniversitesi'nde, Sabancı Vakfı'nın burslarıyla, diğer imkanlarla. Ama bunun yanında biz hazırlık sınıfına gelen öğrencilere TOEFL sınavı yaparak ona mesela bu seneki öğrencilerin belgesini bugün itibariyle dağıtmaya başladık. Uluslararası geçerli olan TOEFL belgesi veriyoruz. IB Peki. okumasa da bu da onun için büyük bir avantaj. Şu an B2 seviyesinde hazırlık sınıflarımızı 9. sınıfa göndermiş olacağız. Peki yabancı öğretmen var mı hocam? Var. Şöyle biz Sabancı Vakfı'nın desteğiyle özellikle onaylı bir şekilde mesela pandemi sürecinde online olmasına rağmen biz yabancı bir öğretmeni okulumuza kazandırdık ve online speaker derslerine, speaking derslerine ve öğretmenlerimizin kontrolünde derslerine girerek ne speaker'lik yaparak derslerine yardımcı oldu. Önümüzdeki sene de muhakkak iki tane bu şekilde öğretmenimiz, bizim okulumuzun köklü bir İngilizce kadrosu var. Onlara yardımcılık yapmak adına veliye hiçbir maddi imkan işte Maddi külfet getirmeden. maddi külfet getirmeden biz okulumuzun imkanı, Sabancı Vakfı'nın imkanıyla iki tane yabancı öğretmenimizi okulda barındırmak istiyoruz. Bu sene pandemi koşullarından dolayı online bir öğretmenimiz devam etti. Seneye bunu daha da geliştirerek iki tane öğretmenle devam edeceğiz. Peki soruyorlar şu anda bizi izleyenler de. Dışarıdan sırf IB programına katılmak için öğrenci gelebilir mi? Hemen söyleyeyim. Tabii ki biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın Ortaöğretim Yönetmeliği'nde Uluslararası Okul Yönergesi yayınlandı. Orada bunun şartları kondu. Biz de 2, 3 ve 4 Haziran'da yaptığımız sınavlarda bütün okullara başvuru hakkını açtık, bütün öğrencilerimize. Yaklaşık 23 tane şartları tutan başka okullardan öğrenciler sınava girme, mülakata girme hakkı kazandı. Ve 6 tane öğrencimiz, bu web sayfamızda isimleri var. 6 tane öğrencimiz farklı okullardan bizim öğrencimiz olma hakkına sahip oldular. Biliyorsunuz IB'de şöyle, bu sene farklı 11 ve 12'de olduğu için Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ile birlikte 12. sınıfta mezun olacak.
Ama bundan sonraki süreçte biz IB merkezine de bildirdik. 9. sınıfın sonunda başka okullarda okuyan bütün öğrencilerimize kapımız açık. Sınava girecekler. Şartları tutan öğrencileri 10 ve 11. sınıfta misafir öğrenci olarak alacağız. Onları Mayıs ayında sınava tabi tutacağız. Yani IB merkezi tabi tutacak. IB diplomasını alarak bizden mezun olacak. Sonra kendi okuluna gidecek. Ulusal diplomasını da oradan almış olacak. Tabii ki onlara da kapımız açık tabii ki. Evet. Peki yine soruyorlar, IB ücretli mi? Ücretli, evet. Tabii ki ücretli ama şunu söyleyebilirim. Özel okullarla. Sabancı Vakfı'nın desteğiyle bu ücret milimize edilmiş durumda. Öğrencilere çok, IB öğrencileriyle birlikte aslında IB bizim tabii ki bir kazancımız ama Sabancı Vakfı bütün Milli Eğitim Bakanlığımızın katkıları ve Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla bir kere buraya gelen öğrenci her türlü imkana sahip olmakla birlikte IB okumak isteyene de en az maliyetle tabii ki ücretli en az maliyetle bu imkanı sunuyoruz. Peki şu merak ediliyor. Şimdi dışarıdan IB öğrencisi alacaksınız Evet. IB için. Evet. Peki bu öğrenciler sınıf mevcutlarının içine mi girecekler? Yoksa ayrı Hayır. bir sınıf mı olacak? Hemen Pervin Hanım özür dileyerek onu açıklayayım. Biz iki tane sınıf oluşturduk. Biliyorsunuz IB'de en az 10, en fazla 20 öğrenci var. Öğrencilerimize bir anket uyguladık, başvuru yapan öğrencilerimize. Çok büyük bir kısmı mühendislik ve tıp alanında istediler. Biz de iki sınıf açtık. Okulumuzda iki tane ayrı sınıf açtık. Çünkü bunların müfredatı da farklı biliyorsunuz ulusal programdan. 45 saatlik bir program. Bir sınıfımızda hemen hemen eşit oranda tıp öğrencileri, bir sınıfımızda da mühendislik öğrencileri var. Onlar farklı bir iki tane farklı oluşturulmuş sınıfta eğitim görecekler. Peki bir soru daha vardı IB ile ilgili ama galiba kaçırdım. Neyse, tekrarlarlar o Tabii zaman tabii tabii. görmüş olurum. Şimdi yabancı dil eğitimini uzaktan yaptınız. Peki problem oluyor mu? Yani uzaktan yabancı dil öğretiliyor mu? Öğretilebiliyor mu? Hemen söyleyeyim. Biz 30 Haziran'da öğrencilerimizle tanıştık. Onlara bir TOEFL sınavı yaptık. Seviyelerini Belirledik. belirledik. Seviyelerine uygun kitapları belirledik. Ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yine bunu hep söylüyorum. Onlara EBA'nın yanında My Class diye özellikle İngilizce dil platformu hediye ettik. Bunun içinde gramer, bunun içinde okuma kitapları, bunun içinde öğretmenlerin ilişkilendirdiği ödevler olan çok önemli bir bu oluşum platform My Class. Bunu da öğrencilerimize hediye ettik ve hazırlık sınıfındaki öğretmenlerimiz derslerini bu platformdan yaptılar. Canlı platformdan. Görevlendirilerini buradan yaptılar. Biz hiç zorlanmadık. Çok keyifli geçti. İnanın belki bağlanan öğrencilerimiz varsa yazabilirler. %98-95'lik bir katılımla bugünkü hale geldik. Keyifliler. Ve şu anda da TOEFL sonuçları da onu gösteriyor ki B2 seviyesinde bir İngilizce ile 9. sınıfa bugün itibariyle gitmiş oldu. Geçti de. Hiç Evet. bilmesinler. Peki hazırlıkta toplam haftada 20 saat oluyor tabii ki Evet, İngilizce. 20 saat İngilizce var. İkinci dil olarak Almanca. Almanca. O peki Almanca için de böyle sertifika gibi bir Tabii. programınız var mı? Hemen söyleyeyim. İnanın çok oturmuş, mesleğine aşık, çok iyi bir Almanca grubumuz var. Talim Terbiye Kurulu'nun biliyorsun belirlediği hazırlık Evet. sınıfındaki programa göre 4 saat Almanca dersimiz var. Ayrıca Türk-Alman Kulübü ile işbirliği içindeler. Önümüzdeki sene IB ile birlikte orada da biliyorsunuz Almanca dersleri var. Öğrencilerimizi B1 seviyesiyle 9. sınıfa gönderme hedefimiz var. Bu sene çok zevkli, çok farklı etkinliklerin yapıldığı bir şekilde geçti. Hatta Almanca zümresiyle geçen hafta da bir toplantı yaptık. İngilizce'de
yaptığımız bu yabancı öğretmen gibi olmasa da üniversitede görevli, işte bizim biliyorsunuz 5 tane üniversiteyle bağlantımız var. Özellikle Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki, Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilerle okulumuzdaki Almanca öğretmenlerinin planladığı şekilde öğrencilerimizi karşılaştıracağız. İngilizce ve Almanca paralel bir şekilde ilerleyerek hedefimiz iki dili bilerek üniversiteye gitmelerini sağlamak. Güzel. Peki kontenjan nedir bu sene? Kaç öğrenci alacaksınız? O noktada size bu ortamda bir müjde vermek isterim. Arttı mı Biliyorsunuz biz kontenjanınız? pandemi sürecinde gerçekten çok ciddi bir rehberlik hizmeti yaptık. Hemen hemen Yankı Bey'le Sabancı Vakfı'nın yine desteğiyle ekibi ve rehberlik servisimizin üstün gayretleriyle bir planlama yaptık. Şunu gördük. Yani bu sene siz de birçok program yaptınız. Pandemi süreci velilerimizi çok olumsuz etkiledi. Öğrencilerimizi çok olumsuz Evet. etkiledi. Ve biz bir müjde vermek için bunları söylüyorum. Kontenjanımız 90 açıklanmıştı. Biz bir sınıf daha oluşturarak bakanlığımıza ilçe yazışmalarıyla bakanlığımıza başvurduk. Dedik ki pandemi sürecinde öğrencilerimizden yani bu olumsuzluğu olumluğa dönüştürmek adına bir sınıf daha alabiliriz. Onları biraz daha başarılı olan öğrencilerimizi okulumuza kazandırabiliriz düşüncesiyle başvuru yapmıştık. Sınavdan bir gün önce olumlu sonuçlandı ve 90 olan kontenjanımız 120'ye çıktı. 24, 3 sınıf 100. değil de 4 sınıf alacağız. Kontenjan arttı. 120 oldu. Geçen Evet, sene 90'da kaç? 120'ydi. Biliyorsunuz 90 da ilan edilmişti. Evet, Sınava evet. bir gün kala bu 120'ye çıktı. Bunun da sırf sebebi biz rehberlik servisimizle, zümre başkanlarımızla görüştük. Dedik ki bu hatta yani öğretmen arkadaşlarımızın da çocukları, çevremizdeki öğrencilerimizin buraya gelenlerin telaşını görünce dedik ki onların elinden tutalım, yardımcı olalım ve 120 tane yeni öğrenci almayı hak kazandık ve bekliyoruz onları. Güzel. Yani kontenjanınız artmış durumda. 120 sınıflar 30, 34, 30 kişi. Tabii 30, bunu da 30 biliyorsunuz kişi. yönetmelikte 30. eğer ekstra bir karar 34'e alınma kadar çıkıyor. o bazı geçen sene biliyorsunuz 550 bin Çok çocuk öğrenci fazla vardı, olmuştu. evet. Bununla ilgili Evet. siz çok güzel programlar yaptınız. Bu sene 30 öğrenci diye belirlendi. Ona göre biz de planlamamızı yaptık. Peki. Peki, herhangi bir öngörünüz var mı? Bu sene acaba yüzdelik diliminiz ne olur? Ne öngörüyorsunuz? Bunu şimdi biz rehberlik servisimizin geçen hafta zümre başkanları, kulüp öğrencilerimiz benim katılımımla işte IB koordinatörümüzün katılımıyla iki tane canlı program yaptık Zoom üzerinden. Güzel bir katılım oldu. Ve orada öğrencilerin en çok sorduğu soru da oydu. Şu puanım var, girebilir miyim? Bu olur mu? Ben tabii ki yanıltmak istemem, otorite değilim ama bizim tabii düşüncemiz, niyetimiz dilimimizin yani 05-06 ile kapanması. Çünkü gerçekten geçen sene büyük bir çaba sarf ettik, reklam yaptık, okulumuza ciddi yatırımlar yaptık. Gönül ister ki burayı talep eden her öğrenciye bu imkan sağlansın. Ama kontenjanımız 120. Belli. Geçen sene 170 öğrencimiz vardı. Evet. 0,7 ile kapattık. Biz 0,7'nin üstüne çıkmadan 0,7, 0,5 ile kapatabilirsek çalışmalarımızın karşılığını almış olacağımıza inanıyoruz. Artık kısmet bizi talep edenlerin başvurusuna göre belirlenecek bir durum bu. Düşüncemiz bu ama. Şimdi tabii ki yatılı okuma imkanı var mı diye soruluyor. Biz şöyle biliyorsunuz şehir okuluyuz. Evet. İstanbul'da tarihi okullar var. Onlar 100 yıllık, 150 yıllık yatılı okullar. Onların platformu, onların kulvarı farklı. Biz özellikle bakanlığımızla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız toplantılarda, özellikle Sabancı Vakfı'nın mütevelli eğitim başkanı Güler Hanım'la yaptığımız toplantıda aslında şöyle bir karara vardık. Biz
Şehir okuluyuz. İstanbul'un merkezi bir yerinde çok başarılı çalışmalar yapan, yapısı oturmuş bir okuluz. Bu nedenle bir pansiyon açma, yatılı imkan sunma işine girme işine hem imkansızlıklardan dolayı girmedik. Ama bu sene 12 tane il dışından bizi tercih eden öğrencimiz oldu ve Öğrenci oldu. kabul gördüler. Bunlar ne yaptılar? İşte ailesinin imkanı olan, memur olan veya işte özel okulda özel müteşebbisle çalışıp da tayin imkanı olanlar çocukları için şehir değiştirdiler. Bazıları çocukları için işte daha büyükleri, aile büyüklerine çocuklarını Yolladılar. yetiştirdiler. Bize başvuranları da imkan ölçüsünde biz ilçemizdeki 3 tane öğrencimizi uygunluklarını, onaylarını kaymakamlık onayı alarak 3 tane öğrencimizi de kız yurduna, pansiyon yurduna yerleştirdik. Ama biliyorsunuz İstanbul'da ortaöğretim yurdu çok büyük bir sorun. Çok, evet. Çok büyük bir sorun. Ben Üniversitede aynı yurdumuz şekilde var, tabii. bizi herkes tercih etsin diyerek sorumluluk alamam. Ama imkanlar ölçüsünde veli de kendine böyle bir gayret içinde gösterirse biz de imkanlar ölçüsünde ona yardımcı olmaya çalışırız ama vardır. Herkes bizi pansiyonlu gibi değerlendirebilir diyemeyiz. Evet. Şimdi ben bir noktanın altını çizmek istiyorum izninizle. Özel mi diye soruyorlar ama hayır, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi bir devlet okuludur. Devlet lisesidir. Evet. Öğrenim ücretsizdir. Evet. Sadece Sabancı Vakfı tarafından Evet. adından dolayı desteklenen okullardan bir tanesidir. Evet. Onu da Evet, vurgulamış çok olalım. benzer ettiniz. Peki. Peki, öğrencilere özel böyle bir burs sistemi var mı ihtiyacı olan öğrenciler için? Tabii ki hemen söyleyeyim. Sakıp Sabancı'nın vasiyetinde yazan Sabancı Vakfı'nın işte tüzüğünde yer alan özel statüde olan bir okuluz aslında. Özel okuluz değil, özel okul değiliz ama Sabancı Vakfı'nın desteğini her an hisseden bir okuluz. Bizim okulun en önemli avantajlarından birisi de burslar ve ödüller. Müsaade ederseniz onları ben size anlatayım. Yani misafirlerimize anlatmış olayım. Birincisi Sabancı Üniversitesi ile yapılan protokol sonucunda bu yeni bir yeniliklerden başlayarak anlatayım bursları. Hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıfta başarı sıralamasıyla ilk 5'e giren öğrencilerimize Sabancı Üniversitesi'nde ücretsiz bir ay yaz okulu bursumuz var. Akademisyenlerle işte o bölümün hocalarıyla tamamen masrafını Sabancı Vakfı karşılıyor. Bir ay boyunca akademik, sosyal, kültürel çalışmalar yapıyorlar. Bu önemli bir burs. İkinci bursumuz Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve yüksek öğretim kurumu sınavında en yüksek puanı alan 3 tane öğrencimize karşılıksız Sakıp Sabancı başarı bursu verilmektedir. 4 yıl boyunca Sabancı Vakfı'nın belirlediği bursu 4 yıl boyunca almaktadır. Bu da önemli bir burs, ciddi bir burs. Üniversite sınırlaması yok ama burada. Evet. Yani İlla Sabancı Üniversitesi'ne gidecek yok, diye bir bu kural yok. yok. Biz sadece en yüksek puanla alan öğrencimizi sınav sonuçları açıklandığında onaylı bir şekilde vakfa gönderiyoruz. Onların bursu direkt kabul görüyor ve 4 yıl boyunca başarı bursu alıyorlar. Çok ciddi bir aslında imkan. Diğer bir konu, bu da yeni bir burs Pervin Hanım. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve 3 yıl, bunu da yeni ekledik, onaylandı. 3 yıl boyunca okulumuzda okuma şartı var. Okulumuzda okuyan ve yüksek öğrenim sınavında herhangi bir puan türünde ilk 20 bine girip %50 burs kazanan, ilk 20, çünkü Sabancı Üniversitesi'nin %100 bursları ilk bine girmesi gerekiyor. İlk 20 bine girip
%50 burs kazanan öğrencilerimizden 3 tanesine %50 bursu da Sabancı Vakıf veriyor ve bursu otomatikmen %100'e çıkıyor. Bu da 2 idi. Bu sene 3'e çıkardık. Bu sene sınava giren öğrencilerimizden 3 tanesi bu imkana sahip olacak. Ve biliyorsunuz en önemli bu 27 yıldan beri uygulanan bir ödülümüz var Pervin Hanım. Evet. Bu da bir okulda aslında olmayan çok büyük bir avantaj. Evet. Eğitim alanında bu başarıyı teşvik etmek amacıyla rahmetli Sakıp Sabancı'nın vasiyetinde yer alan bir ödül. O da şu, bu okulda 3 yıl boyunca aralıksız okuyan ve yıl sonu notu olarak, diploma puanı olarak ilk 3'e giren öğrencilerden birinciye 25 Cumhuriyet altını, ikinciye 15 Cumhuriyet altını, üçüncüye de 10 Cumhuriyet altını ödülü var. Bunu inşallah bugün onayımız geldi. 30'unda mezuniyet töreni yapacağız. Aile, Sabancı Vakfı, öğretmenlerimizle birlikte alkışlayarak bu 3 tane öğrencimize ödülünü de vermiş olacağız. Ha, mezuniyet töreni yapıyor musunuz? Çünkü bu mezuniyet töreninde de bir karmaşadır yaşanıyor. Şöyle, kimi okullar yapılıyor, kimi yapamıyoruz diyor. Yani biz şöyle... dedim ya, yani kurum kültürü oturmuş, belli gelenekleri olan çok başarılı bir okuluz. 100 tane öğrencimiz, 118 öğrenci ama il dışına bize başvuru yapan yaklaşık 100 tane öğrenci var. Bugün itibariyle onayımız geldi. 30'unda pandemi koşullarına uygun olarak yanında 2 tane kişi getirecek. Onları da tespit ettik. Onun dışında kimseyi almayacağız. Aile, protokol, öğretmen ve öğrenci dışında kimse olmayacak. Çünkü biliyorsunuz metrekareye, 4 metrekareye bir öğrenci, evet, genelgede o var. Bahçemiz de ona uygun. Yaklaşık 250 misafirlik diyelim. Öğrenci ve misafirlik bir mezuniyet, evet, törenini yapmış olacağız. Peki okulun sosyal yaşamı nasıldır? Kulüpler, etkinlik, öğrenciler kulüp kurabilir mi rahatça? O da okulumuzun en önemli olumlu yönlerinden birisi de kulüp ve atölyeler. Okulumuzda birçok etkin kulüp var. Öğrencilerin biliyorsunuz bu tip okullarda akademik başarısı zaten üst seviyede. %100 bir üniversite başarısı var. İlk sene %80 üniversiteye yerleşme başarısı var. Onları biraz sonra söyleyeceğim. Ama bunun yanında biz öğrencilerin sosyal, kültürel yönlerine de dokunmak istiyoruz. Okulumuzda yıllardır oturmuş tiyatro gibi, fotoğrafçılık gibi, işte girişimcilik gibi, işaret dili gibi, bilim kulübü gibi birçok kulüp var. Bunlar ama biz öğrencilere dedik ki bu sene hem de online şartlarda dedi ki kendinizi hangi kulübe, hangi atölyeye yakın hissediyorsanız bunu size sunuyoruz. Kulüp başkanı, atölye başkanı öğretmenlerimiz de bu sene 4-5 tane çok aktif kulüp kurdu öğrencilerimiz. Bunlardan 2-3 tanesini söyleyeyim hemen. Mesela münazara kulübümüz. Tiyatroyu söylemiyorum, zaten 27 yıldan beri sahne alan bir kulübümüz. Geçen kariyer günü yaptık. Amerika'dan bağlanan mezunlarımız dedi ki ah o sahnede neler oynamıştık. Yani bu oturdu. Ama bu sene mesela bu kadar tutacağını tahmin etmediğimiz online olduğu için münazara kulübümüz 60 tane öğrenciyle, bunun da %70'i hazırlık sınıfı, 60 tane öğrencimizle münazara kulübünü geliştirdik. Her hafta düzenli dersler aldılar ve 2 tane ödül aldılar. Sonra e-spor kulübümüz, hazırlık sınıfımızdaki bir öğrencimiz kurdu. Beden eğitimi öğretmenimiz Hülya Hanım'la birlikte. Ve biz bu sene turnuva yaptık. 2 tane ulusal turnuvaya katıldık ve 19 Mayıs'ta da e-spor turnuvası düzenledik. Yaklaşık 220 tane öğrenci katıldı Karin Hanım. Ayrıca
kulübümüz ikinci senesinde çok güzel başarılı çalışmalar yaptı. Bizim Yıldız Üniversitesi ile yaptığımız protokol sonucunda Şeleko Maraton Kulübümüz, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Bölüm Başkanı ile bu sene online ve yüz yüze şartlar el verdiği müddetçe çalışma yaptı ve öğrencilerimiz yarışmaya katılacak araba ürettiler. Sosyal medyamızda ve web sayfamızda tanıtım filmimizde var. Öğrencilerimiz araba üretti. Yani şunu söyleyebilirim. Müzik kulübümüz, fotoğrafçılık kulübümüz, özellikle radyo televizyonla ilgili kulübümüz, girişimcilik kulübümüz çok etkili. Bu noktada öğrencimiz ben şu kulübü de kurmak istiyorum, şu kulübü de kurmak istiyorum. Şu alanda ben yetenekliyim diyorsa ona da bu imkanı açıyoruz. Mesela bu sene yeni bir kulübümüz daha aktif hale geldi. Okul iklimi kulübümüz. O kadar başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bu kulüpteki okul iklimi kulübündeki öğrenciler o kadar mutlular ki Yankı Bey'le röportaj yaptılar. İlçe müdürümüzle röportaj yaptılar. Kendileri çok özgün çalışmalara imza attılar. Bunlar ama böyle akılları geldiğince değil. Her birinin başında bir öğretmen var. Düzenli toplandılar ve bunları online'da devam ettiler. Sosyal medyamız çok aktif. Oradan bu çalışmaları velilerimiz, öğrencilerimiz güzel bir şekilde takip edebilirler. Evet, sosyal yaşamda hareketli diyorsunuz. Evet, sosyal ortamda okul iklimi hareketli yani açıkçası. Evet, evet. Peki üniversite yerleşme oranlarına baktığımızda mezunlarınız en fazla hangi bölümleri tercih ediyor? Siz sayısal bir okul musunuz? Hemen söyleyeyim. Biz ilk sene demin de bir başka sorunun parantez içinde söylemiştim. Genelde biliyorsunuz bu tip, bizim tipteki okullarda büyük hedefler var. Öğrencimiz ilk 5000'e giriyor, tercih yapmıyor. Diyor ki ben ilk 500'deki okulu hedefliyorum. Ama bunlara rağmen ilk sene sınava girenlerden %82'si ilk sene yerleşmeyi yaptı. Çok köklü, biraz sonra söyleyeceğim. Çok köklü üniversitelere yerleştiler. Ama ikinci sene mezuna kalanlara baktığımızda %100 bir yerleşme var. Bunlar neler? Geçen seneyi söylüyorum Pervin Hanım. Velilerimiz de takip ederlerse sevinirim. 31 tane tıp fakültesi var. Bunlar 115 tane öğrenci için söylüyorum. 12 tane diş hekimliği var. 44 tane mühendislik var. Değişik mühendislikler. 5 mimarlık var. 8 iktisadi idari bilimler var. 2 hukuk var. 4 moleküler biyoloji var. 2 tane öğrencimiz de birisi Almanya, birisi İtalya'da mesela Berlin Üniversitesi'ne ve Toronto Üniversitesi'ne kabul gördüler. Bunlar İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji, kimya birçok bölüm var. Nerelere yerleştiler Perun Hanım? Onun hakkında da bilgi vereyim size. Bu burslarla birlikte 7 tane öğrencimiz Sabancı Üniversitesi'ne yerleşti. 22 tane öğrencimiz İstanbul Teknik Üniversitesi. 19 tane öğrencimiz Boğaziçi. Ki geçen sene ilk 200'de 2 tane öğrencimiz vardı. Bir önceki sene ilk 100'de öğrencimiz vardı. 3 öğrencimiz ODTÜ. 2 öğrencimiz Koç. 3 öğrencimiz Galatasaray. 2 Bilkent, 11 tane İstanbul, 7 tane de Yıldız. Yani bunlar baktığımızda özel üniversitelere girenler de %75, %100 burslu giren öğrencilerimiz. Gördüğünüz gibi 27 yıldan beri aslında akademik başarısı oturmuş öğrenciler İstanbul'un, Türkiye'nin en başarılı, en köklü üniversitelerine yerleşmiş durumdalar. O noktada öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Bu noktada gönülleri rahat olabilirler. Peki okul tanıtım günü yapacak mısınız? Yani pandemi tabii ki koşulları. Bu noktada Pervin Hanım çok şanslıyım. Çok çalışkan, çok ehil bir rehberlik servisimiz var. Biz diğer okullar düşünmeden 2 tane web sayfamızda var. E-dergimiz çıktı. Geçen hafta 2 tane canlı Zoom üzerinden tanıtım günleri yaptık. Web sayfamızı ziyaret ederlerse tanıtım filmimiz orada. Yok, okulu gezebilecekler mi o anlamda sorun. YouTube'dan bunları izleyebilirler. Ayrıca
sınava yakın yine rehberlik servisimizin tanıtımıyla bir canlı yayın daha yapacağız. Pandemi koşullarından dolayı cümbür cemaat yani buyurun okula gelin diyemiyoruz. Biliyorsunuz hala sıkıntı bitmedi. Evet. Tek tük çok önemli sorusu olanlara pandemi koşullarına dikkat ederek cevap verebiliyoruz ama şu tarihlerde, şu saatler arasında gelin diyemiyoruz. Ama oraya web sayfamıza bir Google Form koyduk. Ona giriş yaptıklarında biz size ulaşmak istiyoruz dediklerinde rehberlik servisimiz, okul idaremiz muhakkak velimizin sorusuna cevap verecek durumda. Onu da gönül rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam, teşekkürler. Peki son olarak tabii anlattığınız hala bunu mu soracaksınız diyeceksiniz belki ama size yani veli geçen sene 10'du sınavlı öğrenci alan okulları tercih sayısı. Bu sene değişeceğini sanmıyorum ben. 5 çok eleştirmiştik çünkü 5'imiz. 10 olarak kalacaktır. Peki o 10 okulun içerisine niçin Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni koymalı? Evet, ben onu aslında bir özet gibi olsun finalde. Bir, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 27 yıllık mazisi olan akademik yapıdan çok başarılı bir kadroya sahip öğrencisini istediği hedefe götürebilen bir yapısı var. İki, Sabancı Vakfı'nın burs ve ödülleriyle yüksek öğrenimini destekleyecek maddi imkana sahip olacaklar. Bu var. Üçüncüsü, diğer okullarda aslında yapıldığına ben inanıyorum ama ben kendi okulumdan sorumluyum. Rehberlik servisimizin 2 yıldan beri Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürüttüğü, Yankı Bey'le, Yankı Yazgan ve ekibiyle yürüttüğü okul iklimi çalışmamız var. Veli, öğretmen, öğrenci, atölye ve grup çalışmalarıyla kendini aslında bu noktada geliştiriyor. Yani biz çok başarılı öğrenci grup çalışmaları yapıyoruz. Rehberlik servisimizin gözetiminde dalında uzman kişilerle. Dördüncü fark niye tercih etmeliler? Hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta yine Sabancı Vakfı'nın desteğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığımızın onayıyla biz hazırlık ve 9'da yabancı hocalarımız derse girmekte, dil yetisini öğrencilerimizin geliştirmekte. Beşincisi, öğrencinin akademik gelişiminin yanında biz böyle kağıt üzerinde değil, etkin bir şekilde, demin söylediğim, tekrar isimlerini saymaya gerek yok, web sayfamızda var, 20'ye yakın etkin kulübümüz var. Kulüp başkanlarımız tanıtım yapar ve öğrenci seçimlerini yapar. Bir yıllık programını yaptıktan sonra çalışmaya başlar. Pandemide en son İstanbul'da, Türkiye'de MUN'u, MUN Kulübü'nün konferansını biz yaptık. 360 tane öğrenciyle. TEDx var, bilim var, robot var, Teknofest var, sanat var, müzik var. Ben nereye yakınım diyorsa her şey var. Mutlu olacakları, biz bir aile okuluyuz. 570 evet. tane öğrencimiz var. Bu aileye katılmak isteyenlere kapımız açık. Onları sevgiyle, heyecanla bekliyoruz. Anladım. Peki hocam, bir soru daha var. YKS hazırlık kursları var mı diye. Yani DYK kapsamında. Tabii ki. DYK kapsamında öğrencilerimizin isteği olması koşuluyla var. Ama biz inanın 2 seneden beri, yine öğrencilerimiz ve velilerimiz varsa chatten yazabilirler. 2 yıldan beri biz bütün kademedeki öğrencilere aile birliği desteğiyle ücretsiz, pandemi koşulu olmasına rağmen, kaynak kitap gönderdik. Bu sene 12. sınıflarımıza 60 tane kontrol edebilen, takibini rehberlik servisimizin yaptığı deneme sınavları yaptık. Ara tatillerde takviye kitaplar gönderdik. Öğretmenlerimizin gözetiminde dersler çalıştılar. Ama yüz yüze eğitim buna imkan verdiğinde inanın bunları da yapacağız. Artı biz şöyle özellikle rehberlik servisimizin
Yine sınava yönük, bu çok önemli oldu geçen sene. 12. sınıfların bu sene rahatlatan bir çalışma da kaygı grubu, izleme grubu Kaygılı. oluştuk. Ve rehberlik servisimiz Yankı Bey'in grubuyla birlikte bir senelik programla yaklaşık 7-8 tane bu şekilde atölyeler kurdu. Ve öğrencilerimiz çok rahatlıkla, çünkü ailede sıkıntı var. Gittikleri özel öğretim kurslarında, onlar da online oldu çoğu zaman, kaygı en üst seviyeye çıktı. Evet, Biz de evet. dedik ki bunu uzmanlarıyla çözelim. Rehberlik servisimize talimat verdik. Yankı Bey'in grubuyla, onlar da dalında uzman bir grup, hemen bunun plan programını yaptılar ve diğer okullarda yani ismini çok duyduğunuz, bizim de değerlendirdiğimiz bir sistemi devreye koyduk. Ve sınav grubuna ve hazırlık grubuna mentörlük sistemi. Her öğrencimizin bir mentörü oldu. Hazırlık onun danışmanı oldu. Ve her türlü sorunuyla ilgilendi. Bu da inşallah başarıya yansıyacağına inanıyoruz. Bunların hepsi aslında sınava destek amaçlı yaptığımız bir konu. Biz ayrıca bunlara hizmet eden öğretmenlerimize de eğitici eğitimi verdik. Bu çok önemli. Ben size, yani şu an programın detayını verecek ne zaman var, ne imkan var. Ben size bilgi amaçlı atabilirim. Tamam. Bir yıllık öğretmen eğitimi programını geliştirdik. Dalında uzman bir grup bunları yürüttü. Ve özellikle biz, belki sosyal medyadan takip eden olur, eğitim ve ruh konferans zincirinin ilkini yaptık. Ve iki oturumluk dalında en uzman kişilerle, yaklaşık 1300 öğretmen ve velinin katılımıyla online üzerinden sertifika verdiğimiz bir programı geliştirdik. Bunların hepsi aslında değişik noktalarda sınavı destekleyen bir konu. Ama öğrencimizin, velimizin duymak istediği, biliyorsunuz, tabii kurs Var. var. Eylül Var. ayında DYK ve yüz yüze eğitim şartları izin verdiği müddetçe onları da planlayacağız. Tabii ki biz devlet okuluyuz. Bakanlığımızın talimatlarını geliştirerek öğrencilerimize bu noktada hizmet etmeye hazır bir kadromuz var. O noktada ben çok şanslı bir müdürüm, okul müdürüyüm. Peki, çok teşekkür ediyorum Sedat Bey, verdiğiniz bilgiler, aktardığınız bilgilerle ilgili. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiniz. Velilerimize, kendimizi, öğrencilerimize kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Çok önemli bir platform. Bu çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum. Teşekkür. Bizleri öğrencilerle buluşturuyorsunuz. Biz de kendimizi bu ortamda anlatmış olduk. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz çok teşekkür ederiz Sağ olun. İyi katıldığınız için. günler. Size de iyi akşamlar diliyoruz. Evet, Beşiktaş Sabancı Anadolu Lisesi konuğumuzdu. Anadolu Lisesi'nde müdürü Sedat Işık anlattı. Saat 21'de tekrar geleceğim ben. Haydarpaşa Lisesi Müdürü Vahdet Kemal Oral Haydarpaşa Lisesi'ni anlatacak. Beklerim. Hoşça kalın.